Sayın Radyo Medipol dinleyicileri Geekin Pol'den hepinize merhaba. Bugün yepyeni bir program ile karşınızdayız. Ben Deniz Mert Çetti, yanımda Turul Atasoy ve Haluk Sönmez ile birlikte bilim kurgu fantastik evrenler ve bunlar üzerinden e, üretilen içerikler hakkında kısacası bilim umgi konuları hakkında konuşacağımız bir program ile karşınızdayız. Lafı çok da uzatmadan e, dostlarımın kendilerini tanıtması için topu onlara atacağım. E, Turul abi öncelikle programımız hayırlı olsun. Eee... Bize kısaca kendinden bahseder misin? Kimsin, e, ne iş yapıyorsun, nasıl bulaştın bu işlere? Abi ben e, benim isim Turul Atasoy. Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi 2. sınıf öğrencisiyim. E, aynı zamanda Bilim Kurgu ve Fantezi Kulübü'nün yönetim kurulu üyesiyim. E, uzun bir süredir bu geek konularla haşır neşirim. E, benim geek konularla haşır neşir olmam aslında Warcraft başladı. Warcraft'da yaklaşık beş sene önce tanışmamdan sonra Warcraft'da evrenine olan e, ilgim e, bunun en büyük getirisiydi. Ondan sonra işte Star Wars'uydu, işte Lord of the Rings'iydi. Hepsi böyle tek tek geldiler zaten. Onun dışında da e, profesyonel olarak e, Yu-Gi oynadım uzun bir süre. 3-4 sene yaklaşık. E, öyle abi. FvP'yle de oynuyoruz, oynatıyoruz elimizden geldiğince. E, bu şekilde abi. Evet, çok iyi abi. E, Haluk, abi sen sendeyiz. Abi ben Haluk Sönmez, Medipol'de Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümünde 3. sınıfım. Abi bilim kurgu evrenlerinin hepsine genel olarak tüm bilim kurguya ilgim var. Tolkien Evren benim favorim. Çünkü ilk onunla başladım. İlk onun filmlerini izleyerek zaten bu bilim kurguya aşık oldum. Abi öyle. Yani. Bu kadar. Yani çok daha açıklayacağım zaten kendimi. Aslında konuşarak hepimiz kendimizi açıklayacağız daha evet, da tabii. ileriki bölümlerde. İlerleyen dakikalarda daha... zaten herkes tanıyacak. Ee, kısaca ben de tanıtayım. Ee, Çetti ben. Ee, psikoloji üçüncü sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda sinema birinci sınıf öğrencisiyim. Ee, ben de hani küçük yaşlardan itibaren... ...sekiz yaşında ilk çizgi romanımı aldıktan sonra... ...zaten bırakamadım. Hala okumaya devam ediyorum. Sekiz yaşındakini hala okumaya devam ediyorum... ...işte fantastik evrenler... ...bilim kurgu, Star Wars, Lord of the Rings... ...bu tarz şeylerle... ...küçüklükten beri ilgiliyim. Hala da devam ediyor. Şimdi biz bu hafta öncelikle... E, ...ilk konumuz olan... ...Lord of the Rings evreninden bir giriş yapacağız. Lord of the Rings evreni nedir, ne değildir... ...nasıl ortaya çıkmıştır... ...ve yakın zamanda bir dizisi geliyor. Bu dizi hakkında bir e, muhabbet edeceğiz. Haluk abi... E, ...işim uzmanı olarak şöyle kısa... ...bize bir özet geçebilir misin? Abi... Genel olarak e, Tolkien'in bu kadar ünlenmesinin nedeni kitaplarının çok satması Ama tabii bunda e, günümüz e, esaslarına baktığımız zaman filmlerin çok büyük bir etkisi var. Çünkü Lord of the Rings üçlemesi filmler olarak şu anda en iyi seri olarak tanıtılıyor tüm dünyada. En iyiler arasında gösteriliyor ve hak ediyor da. Genel olarak film olarak da e, kitapları yansıtma olarak da. Peki neden? Abi Tolkien muazzam bir kitap yazarı ve zamanında da yazmış ve herkes çok beğenmiş. Bununla tabii hani bu işin ilk başlangıcı bu adam olduğu için bu kadar çok biliniyor. Yani bugünkü aslında fantastik evrenlerin temelini atan kişi de Tolkien diyebiliriz. Evet 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 aynen e, bu şekilde oldu ama bunun beslenmesi gerekiyordu. Hani yeni bir diyelim ki bir akım oluşturdunuz, bunun beslenmesi gerekiyordu ve Tolkien'in ortaya attığı bu fantastik evreni de besleyecek çok güzel yeni ee, insanlar vardı, yeni fikirler vardı ve bu fikirlerden çok güzel beslendi. Ee, Keza kendisinden sonra gelen oğlu da bayrağı devraldı. Tolkien evreni olarak Tolkien Üniversitesi'ni <laughs> çok daha iyileri taşıdı. O yüzden çok mutluyuz aslında. E ee, tabii gerçi o da şimdi Tolkien Vakfı'ndan ayrıldı. Onu da ileriki haftalarda konuşacağız. Ee, genel olarak Tolkien evrenini anlamak çok güç aslında ama filmlerini izleyince veya kitaplarını okuyunca o Maceraya siz de kapılıp gidiyorsunuz. O maceraya kendinizi atıyorsunuz çünkü. İster istemez böyle oluyor. Kendine çekiyor çünkü. Mesela e, şimdi Tuğrul Warcraft oynuyor. Neden peki bu, hani hayatını karartacağını bile bile ne oynuyor? Çünkü kapılıyor ona. O, evet. o onu çekiyor. İşte Tolkien evreni de böyle. Ya bu noktada ama şunu söyleyeceğim. Yani e, son yıllarda yani son bir beş on yılı saymazsak e, Tolkien evreni hani Yüzgün Efendisi evreni konusunda hayranlar çok muhafazakar davranıyor aslında. Ve bunun da bir getirisi olarak belki de ee, bu denle bu kadar çok fantastik evren görüyoruz biz. Çünkü Lord of the Rings evreni üzerinde herhangi bir şekilde bir oynama yapman, herhangi bir şekilde evrene bir şey katman, genişletmen mümkün değil. Ama bugün baktığımız zaman işte Warcraft evrenidir, diğer fantastik evrenlerin hepsi yani buna e, diğer evrenleri de katabiliriz. Bunların hepsi aslında bir noktada bu ihtiyacın bir getirisi olarak ortaya çıkmış durumda aslında. Aynen öyle. Eğer zaten sadece Tolkien evreninin üzerinde oynamalar yapabilirlerlenseydi sadece Tolkien evreni derdik. Ama bu, bu kadar çok çeşitli olmasının nedeni Tolkien evreninin hayranlarının muhafazakar olması yani. Şimdi biz muhafazakar olmasaydık bu kadar çeşitlilik olmayacaktı. Sürekli Tolkien evrenini değiştirip değiştirip oynatırdık yani. yani. Ya, şu anda da günümüzde aslında korktuğumuz şey gene bu. Hala hani değiştirilmesinden gene korkuyoruz. Bu yeni gelecek dizi esasında da şöyle bir olayımız var. Şimdi dizi bir şeyleri değiştirecek mi? dizi bizim bildiğimiz şeyleri değiştirecek mi? Mesela biz Lord of the Rings üçlemesini ee, film olarak çok beğendik. Abi, peki Hobbit de üç film. Hobbit'i niye beğenmedik abi? O kadar fazla niye peşinden gitmedik? O kadar Hobbit niye konuşmuyoruz? Kötüydi abi çünkü. Evet, kötüydü <laughs> çünkü. Yani, <laughs> çok, çok büyük bir açıklaması yok. Kötü, yani. Ama kötü olmasın nedeni değiştirilmiş olması, yani, kötü olmuştu, olması Abi elindeki malzeme zaten az olduğu için. Yani Hobbit'ten üç kitap, yani üç film çıkarmaz zaten mümkün değil. Onun yapım süreci falan çok daha farklı şeyler de. Diziye iyi değindin abi. Şimdi dizi hakkında küçük böyle bilgiler vereyim. Ondan sonra fikirlerinizi soracağım sizlere. Ee, dizi öncelikle e, bizim bildiğimiz İlk Yüzüklerin Efendisi kitabının öncesinde geçiyor. Ve şu an edeki yapılmış olan en büyük bütçeli dizi olacak. Yani ilk sezon için hemen hemen bir 1 milyar dolar e, bir bütçesi var. Ve Amazon e, Game of Thrones'un şu anda bıraktığı boşluğa tahta oturmaya çalışıyor. En az 5 sezon olarak falan bir planları var seveceği seveceğizlere Tolkien vakfı, yapımcı Amazon'un e, kitaplarla birleştirip birleştirmeyeceğini hani kitapların ne kadar değiştirip değiştirmeyeceğini kontrol edecekler. Anlaşmaya göre ama Amazon e, bu boşluklarda hani kitabın öncesinde geçen boşlukları doldurma konusunda e, serbest. Evet abi. Peki abi e, bu işte dedin ki Game of Thrones'un e, şeyin tahtını almak istiyorlardı. diye. Hani alabileceği ne kadar şey yapıyorsunuz yani, bunu ne kadar düşünüyorsunuz? Çünkü hani baktığın zaman Game of Thrones gerçekten büyük bir, farklı bir endüstri yarattı ee, bütün dizi şeyinde. Hani bu daha önce hiç bu kadar, e, tabi illa ki var hani tutan başka diziler ama... ...hani Game of Thrones kadar bir kendine bir şey yaratabilmiş, bir fan base yaratabilmiş bir şey yapmak gerçekten basit bir şey değil. Hani sen ister Lord of the Rings ol, ister başka bir şey ol. Hani bu büyük bir emek ve büyük bir şey istiyor yani düzgün bir şey istiyor. Yani bunu yapabilecekler mi? Ben onu merak ediyorum. O sorum da size. Abi şu şekilde ben kendi arizen yani fikrimi söyleyeyim. Abi bir portion varsa her yerde satar bu. Tamam mı? Hani bir markan var ve satan bir marka. Normalde de çok da zaten satmış bir marka ve satacak. Ama ...nasıl satacak ve devamı gelecek, nasıl soru bu? Eğer ilk sezon satar abi, ilk bölümler çok satar. Hani herkes izlemek için can atar. Hani yani. ilk gecede muazzam bir yoğunluk olacak mesela. Neden? Çünkü genel olarak kemik kitlesi bile birçok farklı evrenin... E, ...tüm kitlesinden daha fazla bir sayıya sahip. Bu yüzden de çok satacak, başta çok güzel satacak... Amazon bunun karını düşünüyor zaten şu an. Şimdi... Ondan sonraki devamı içinde eğer güzelse izlenir ve yüksek ihtimalle güzel olacak. Bu kadar bütçe ve arka background'a da biliyoruz. Şimdi. Background'daki adamları tanıttılar bize. Ve hiç kalitesiz ben orada bir insan görmedim. Yani hepsi zaman, bir şeyler başarmış insanlar oraya gelmiş insanlar. Rastgele birileri değil. Ha, şimdi çok şey konuşuldu çok özür diliyorum Söz, hani sözü bırakacağım. Ee, son zamanlarda çok mimar oldu bu. Yönetmenlerle dizinin yönetmenleri ile e, senaristleri ne kadar önemli. Şimdi dizin yönetmeni o kadar önemli değil. Önemli olan şey o dizinin senaristi aslında. Yok abi yönetimde de şey. Abi, abi, yö yani yönetmen o, o kadar hani filmdeki kadar önemli bir şey değil. Abi bence yani. önemli bu. Arada. Aslında Amerikan dizi sektöründe kadar önemli e, Amerikan dizi sektöründe showrunner dediğimiz hani e, bu Game of Thrones'ta D.B. Wise ve Benioff ikilisi hani showrunner Hı. olarak geçiyorlar. Senarist olmalarının yanı sıra. Asıl önemli olan kısım o. Onlar çünkü dizinin genelini, bütün her şeyini kontrol edecek kişiler. Ama dediğin çok doğru abi çok iyi bir senarist ekibini toplamışlar. Aynen. Yani çok sağlam bir ekipleri var işte Breaking Bad'den tut Toy Story 4'e kadar hani e, çok geniş bir yelpazede iyi bir yazar ekibine sahipler. Şimdi burada asıl e, dizinin avantajı ve dezavantajı olduğu konuları konuşacak olursak birinci ol, birinci avantajı olduğu konu şu. Dizinin ismi. Yani Lord of the Rings. Aynen. Ha, bugün Game of Thrones yani ilk çıktığı dönemde Game of Thrones değildi. Game of Thrones kendi kendisinin ismini bu denli şey yaptı. Evet kitaplar yine popülerdi. E, şey. fantastik okuyan insanlar için bilinen kitaplardı ancak dizi dünyasında bu denli etki etmesinin şeyi kendi kendisi yaptı bunu yani. Kendi kitlesini kendi yarattı. Şimdi ama işte orada şu noktaya giriyor. yani dedin ya yönetmen şey hani Game of Thrones tam senaryo çok iyi. Senaryoda hiçbir sıkıntı yok ama abi dizi dizinin yönetimi de düzgün. Anladın mı? Hani o olmazsa ...istediğin kadar iyi bir senaryo yapar mı? Tamam. Ne fark edecek? Yani zaman. filmdeki kadar iyi önemli değil. Hani O aslında ikinci... An. ...önce senaristler belirlenmesi. Önce senaristlerin önemliliği daha... Ha, ha, yani bir o o, o daha, Hani e, Filmle önce yönetmen indir... ...sonra senaristin iyi olması gerekir. Dizide ise önce senaristin iyi olması gerekir. Hani yönetmenden daha önce senarist ekibinin... kuvvet olması gerekir ve... ama o zaman abi para sahibi olduğu için... ...hani tamam parası neyse veriyorum alıyorum diyor. Alıyor da, yapıyor da ve yapacak da... Şimdi e, işin teknik kısmını bir kenara bırakırsak, e, dizi ikinci çağda geçecek abi. Yani Lord of the Rings yani Middle Earth'ün ikinci çağında geçecek ve e, ikinci çağın sonunda bir Sauron'un yenildiğini biliyoruz ve bu ikinci çağda Hani Sauron e, Sauron'un bir güçlenmesini izleyeceğiz muhtemelen. 3000 yıllık bir çağdan bahsediyoruz yani sonuçta ve yani bu çağda e, bizim bildiğimiz kadarıyla en büyük olay elflerle Sauron'un e, tek yüzük için bir savaşı. Yani Hikaye konusunda ne bekliyorsunuz abi? Yani büyük bir hikaye mi anlatmalarını bekliyoruz? Yoksa gerçekten de hani... ...küçük çaplı, e, bugün yine konuşacağımız olan işte Mandalorian gibi... ...evrenin küçük bir kısmında kalan e, üç beş kişinin böyle bir... ...kempeynini mi izlemek istiyoruz? Ne istiyoruz, ne bekliyoruz hikaye konusunda? Beklentileriniz neler? Abi ben e, yani çok sizin kadar Lord of the Rings şeyi e, yok. Ancak hani ben aslında biraz Mandalorian tarzı bir şey görmek istiyorum. Çünkü hani biz zaten üç film Artı Hobbit'i de saydığımızı varsayarsak yani zaten oldukça gördük biz ana hikayeyi yani hani ya ben bana ben ya back, yani şu an benim beklentim, iki beklentim var ya ya bir background istiyorum ikinci çağda olayların nasıl işte yüzüklerin e, vurulmaya geldi e, yüzüklerin Demence. dövüldüğü şeye geldiğini bana anlatsın ya da abi bana böyle hani şeyin olayların çok uzak noktasında bir yer anlatsın ya chill olsun ya da bana background versin benim beklentilerim bunlar ama hani İlla ki hoş bir şey olacağından da eminim yani. yani. Bu kadar prodüksiyon, bu kadar emek vesaire falan. Ben eminim güzel bir şey olacak yani. Background net olacak çünkü abi isim ne? Yüzüklerin Efendisi. Yani evet. Lord of the Rings yani. O yüzüğü gösterecekler, onu gö Yani bir sahnede mecbur göstermek zorundalar mesela. Ama bak, e, yani muhabbetin başında bahsettiğim muhafazakarlık bu işte. Yani evet. illa yüzüğü göreceğiz. Abi görmeyedebiliriz. Okey, e, evrenin adı Lord of the Rings, hani yüzüğü, yani yüzüklerin efendisi de gerçekten görmek zorunda değiliz. Yani bugün Star Wars'u tanımlarken yani Jedi, ışın kılıcı falan filan geliyor insanların aklına. İlk Star Wars dediğin zaman, Yüzük Efendisi dediğin zaman da tabii ki de yüzük geliyor insanların aklına da. Yani bu o kadar da mecburi bir şey değil abi. Gerçekten bir FRP oynuyormuşçasına 3-4 kişinin böyle biz ee, maceralarını izleyebiliriz ya. Yani çünkü şeyi de biliyoruz bu arada. Ee, sezon böyle bir 10 bölüm falan değil. Bayağı bildiğin Hı -hı. 20 bölümlük bir sezonun bekliyor bizi ve ee, bu şu anda alışık olduğumuz e, ...dizi şeylerine göre biraz farklı artık yani eski kafada haftalık çıkan bir dizi mantalitesinde ilerliyor yani 20 bölüm nedir? O yüzden hani konu olarak da mesela ben çok e, büyük hikayeler işlemek istediklerini düşünmüyorum ki bana kalırsa da işlemesinler. E çünkü gerçekten de ne kadar büyük hikaye işlersen o kadar çok e, bizim elimizde olan bilgilere ters düşecek şeyler gelme ihtimali var. Ne evet peki abi mesela buradaki herkes e, Shadow of Mordor, Shadow of War oynadı. Yani gördü yani oynamasa bile herkes biliyor. Yani. Evet. Hikayenin nasıl bir şey olduğunu falan. Şimdi peki abi böyle bir şey mi bekliyoruz şu an? Mesela böyle bir şey olmasa işine gider mi? Senin sen oyunları oynadın ve o konuda biraz mağrındarlığım var abi. Mert buyur. <laughs> ben o konuda çok yaralıyım. Yani <laughs> şöyle abi. yani şimdi e, ne derler? Herhangi bir şekilde bir evrende tutarsızlık oluşturacaksa ben o noktada yokum. Yani bir hayran olarak ben o noktada çok sinirleniyorum izlerken de. Ya çünkü bozma bu evreni. Ya çok sağlam temiz kalmış bugüne <laughs> evet, kadar evet. bozma bu evreni. Dokunmayın evrenime. <laughs> evet yani gerçekten öyle. Şimdi talking... oyunlar iyi de ama be. Şimdi yani oyunun şey, Oyunun bak teknik yapısına hiçbir lafım yok abi. Gameplay'ine lafım yok. Ee... ben hikayeyi de beğendim bu arada. Hikaye ne sürü beğendi diye burada güzeldi sonra. Güzeldi ya. Bilmiyorken <laughs> <ya>. beğendim <laughs> tabii. Eğlenceliydi. Ben keyif bak, aldım yani hikayeden abi. Ya şimdi abi ne derler? Hikayede de, ben ilk oyunun hikayesine okeyim. İlk oyunun hikayesinde bir sıkıntı evet, yok. Yine şeyler ikinci, var. Shadow of War'da bayağı bir böyle alakasız gitti yani. yani i̇lk oyun dediğin gibi okey. Yani. Hani fikir güzel, o güzel falan Shadow of War bayağı, bir, bayağı kötüydü. Ya, Shadow, abi yani. Shadow of War'da artık böyle bir noktada artık yani herifler e, game play yapacağız diye... Evet. ...hikayeyi de gerçekten alt üst ettiler. Yani Burada seninle zamanında <laughs> çok konuştuk bunu. Sen söyle, şu an söylemek istiyorsun bir şeyler. Şöyle bir durum var, hani... Birinci oyun Lord of the Rings, ikinci oyun Hobbit gibi. Hani, <laughs> hani bu, bu. Aynen. Bu, bu abi. Oyun dünyasında da böyle biraz hani son iki oyuna bakarsak. Ama hani şunu da söyleyeyim. Ama eğer bu şekilde yapacaklarsa, Shadow of War'daki hikaye gibi bir şeyler ekleyeceklerse ben gene tamamım. Hani eklesinler, tamam. Gene sert bir şeyler, gene eleştiri yapılacak. Yani eleştiri yapılacak bir şey sunarlar gene bize. Çünkü bu biz şu an kemik kadro olarak bu, bu kadar fan olarak bir şey değiştirmeyeceğini bu dizinin öyle real bir şey değiştirmeyeceğini hikayede bir oynama olmayacağını biliyoruz. Bu zaten paralel bir evrende geçen bir hikayemiş gibi geliyor bize. Tam o konu hakkında bir şey soracağım abi. Yani şimdi işin içerisinde Tolkien Vakfı'nın olması demek ee, bu dizide göreceğimiz hikayenin aradaki o boşlukları dolduracaklar ya bunlar e, kanon olarak sayacak mıyız peki yani? Bu, ben, ben saymam. Ben saymam. Ben saymam. Oynamam. Ben istediğim oynamıyorum. sen kadar sayma abi. <laughs> sen istediğin kadar sayma abi. Tolkien bak bu kanun diyorsa kanun abi yapacak bir şey işte, yok. Ki abi, abi, yani. işte, ben işte, bu adama soracağım yani. şey, Warcraft evreninden neleri Kanon olarak saymıyorsun diye sorayım bakayım yani. Abi ama Tolkien bak de saymaz ki. Adamlar biz, dört kitap kitap saymazlar. Abi ona, ona biz karar vereceksek ooo yani. Ne, neler neler. Ya biraz öyle. Şimdi e, tutarlılık dedik, evrenler dedik. Abi, senin konun geldi. Şimdi yakın zamanda bir e, blizzcon geldi. Bir ah çekiyor musun abi? Nerede o eski blizzconlar ah, Nerede o blizzconlar? Nerede o eski blizzconlar diye. <laughs> Nerede o 2000... Kaç? 2017, 2016, 2016 blizz... ikisinden beri, o ikisinden beri Zaten geçen sene bunlar büyük bir facia yaşadı blizzcon'da. Şimdi Warcraft'a gelmeden önce, Shadowlands'e gelmeden önce... <laughs> e, ...neler gördük blizzcon'da? Kısaca bir ondan bahsedelim. Abi Diablo 4 gördük. Evet en bombası oydu aslında. Shadowlands'tan evet. da daha bombaydı. Diablo 4 gördük. Bu İki, arada... 2018'de evet. bekleniyordu aslında bu. Şöyle... E, baya kaybettiler şey sürecini. Baya kaybettiler. hani Evet Diablo 4 yapımına dediğin gibi çok daha erken başlandı aslında. İnsanların ilgisini kaybettiler. Hayır insan ilgisi de e, çok e, erken başladılar Diablo 4 yapımına ancak... Hmm. Anladığım kadarıyla bir, birkaç bir şey tam açıklamadıkları kadarıyla bayağı gecikti oyunun çıkması ve hani araya da da şey sıkıştırdılar, Diablo Diablo Immortal sokuşturlar sırf şey yapmak için yani. Hani... Abi ben Diablo Immortal konusunda şunu söyleyeceğim. Ben araya sıkıştırıldığını düşünmüyorum. Ben bu adamların gerçekten mobildeki o büyük pazarı görüp buraya göre buraya yönelik bir hamle yapmak istediklerini Hı. düşünüyorum. Yani bunlar geçen sene de bu Diablo ya Diablo 4 belli ki bir senedir çalıştıkları, hı hı. bir senedir çalışılan bir oyun değil abi bu oyun. Yıllardır var. Yani geçen sene bu oyunun duyurusunu yapabilirdim. Bu kadar da çok tepki toplamazdım. Şimdi biz Diablo 4'te neler gördük? Ya ben öncelikle şunu söyleyeyim. Abi ben sinematik e, trailer'a bayıldım. Yani Blizzard Bu arada, dakika trailer, dakika bu arada. Yani dakika. 10 dakika sinematik trailer verdi. Shadowlands'in sinematik değil, 6 dakika var. Yani sinematikleriyle bayıldım. Abi ben de bayıldım da şimdi biz ne sinematikler gördük de yani ...oyun dünyasından ne, ne bombalar gördük abi. de şimdi... ...Blizzard yapınca Bak, da inanası geliyor. Abi sana. yaparsın tamam mı? Bak sinematik yaparsın yapmazsın demiyorum. Sen World of Warcraft'ta bugüne kadar bu kadar uzun sinematik yapmamışsın. O da 10 olduk. dakika sinematik abi anladın mı? Hani herifler şeyler yani... o ...biz geçen sene çok kötü yaptık onu yapmayacaktık... İşte. Diyeyim, ...10 dakikalık sinematik <laughs> evet, yapmışlar. Evet. Biraz abi. böyle özür mahiyetinde ama Aynen. şu da var abi... Yani ...Diablo 3'te de bunlar... ...Diablo 3 ilk çıktığı dönemde bunlar bir tokat yedi... ...yeni bir şeyler denediler... Hı -hı. ...tam da şimdi o konuya gireceğim yani gameplay'de falan değişiklikler oldu. Yeni bir ekonomik sistem yaratmaya falan çalıştılar. Olmadı, tekrardan toparladılar falan. Şimdi Diablo 4'te biz şunu gördük gameplay trailer'ında. Adamlar bir klasik Diablo'ya e, benzer şekilde bir gameplay sunacaklar gibi gözüküyor. E, ki yapımcılar da zaten serinin köklerine dönmeyi hedeflediklerini söylüyorlar. 5 e, tane karakter sınıfı olacakmış yine. E, yani bu yeni olarak offline mod yok. Ee, açık dünya bir oyun bizi bekliyor. Lineer evet, e bir hikaye akışı yok. Abi ne düşünüyorsunuz? Yani gerçekten beklenilen Diablo bu mudur? Abi şöyle ben önce kendi çok bir kendimi Diablo oyuncusu olarak tanı yani görmüyorum. Çok çok fazla oynamadım Diablo'ları ama e, kendi şunu söyleyeyim. Diablo şu anda bile hala beslenebilecek hikayeleri olan, e, hala hikayesel olarak da ilerleyenebilecek bir evren benim gözümde. Yani şu an mesela beslense böyle e, şu anki Blizzard'ın değil de, hani hakikaten sağlam birkaç firmanın elinden çıkacak bir oyun haline gelse veya hakkı satılsa Diablo, Diablo 4'e acayip bir yükselirim ben. Hani acayip bir gözüm döner yani Diablo 4'ü duyunca. Ben bu haldeyken böyle ama şimdi Blizzard Diablo 4 diye harika bir sinematik yayılıyor. Bir sinematik e, veriyor bize. ...insan iki şey düşünüyor. Abi ya muazzam olacak... Aynen. ...ya büyük bir balon. Aynen. Hani o balon ihtimali benim kafamı kurcalıyor abi. Ben bundan sonra siz deyim sizi dinleyeceğim. Yani abi sen hikaye konusunda aslında şey yaptın... ...şimdi Warcraft'ın aksine e, Blizzard... ...Diablo'nun hikayesini henüz tüketebilmiş değil. Aynen. Daha elinde çok malzeme var. Aynen. Yani Diablo'dan daha çıkar yani. Çok çıkar. Uzun yıllar şey yapar. Benim buradaki derdim... ...gameplay abi. Evet. Yani... E, ...senin klasiklerine neden dönmek istiyorsun? Yani şimdi... ...abi yeni bir oyunsun... Ya yeni bir gameplay sun. Ya bir devrim niteliğinde bir şey olsun artık. Yani yetmez mi ya? Yetmedi mi bu, bu oyun türü artık? Abi yani. Şimdi, ya şöyle bir şey var. Şimdi bak e, tamamen marketing bu arada. Hani adamlar şunu yaptılar. Dediler ki abi WoW Classy'e bir talep var. Biz bu talebi karşılayalım. Okey karşıladık. O abi iyiymiş ya bak millet geri döndü para kazanıyoruz falan. Dur bir Warcraft 3 çıkaralım. Reforged tamam. O bak bu da iyiymiş ya bak bunu da oynuyorlar falan. Diablo'ya da mı bir şey yapsak? Bak dörtte geziyorlar. <laughs> <laughs> yapalım abi, çok iyi ya yapalım yapalım. Sürekli böyle bir geri dönüş, geri dönüş, geri dönüş. Onu da yapmayacaklar bir yerden sonra ama şöyle... ...şey güzel olmuş, Gameplay'de hani... ...daha interaktif bir ortam var. Daha geniş bir ortam var. Hani açık dünya eklentisi... ...daha önce var mıydı tam hatırlamıyorum şu an ama... ...hani açık dünyayı daha düzgün yapmışlar görebildiğim kadarıyla. Ve hani... Haritanın içerisindeki hareket şeyin daha rahatlamış. Skiller çok hoş duruyor bu arada. Gerçekten klaslarda çok hoş duruyorlar. Ama hani Diablo, Diablo yine Diablo. Anladın mı? Hani Diablo yine Diablo. Onunla çok büyük bir değişiklik yok. Çok da bir şey beklemiyoruz artık Diablo'dan sonra. Bence ben beklemiyorum zaten bu saatten sonra. Hani bana, gö bana götürüp bir şey üç boyutlu hani gerçekten böyle e RTS bakış açısıyla değil de böyle. bildiğiniz Diablo gibi bir şey verseler en büyük şey yapabilecekler. o. Çünkü Diablo hazır mı Diablo olacak yani. Yani bunu biz Haluk'la daha önce konuşmuştuk. abi. Benim artık bu noktadan sonra Diablo'dan beklentim ee, nasıl ki God of War yani o Hack and Slash oyun tarzından çıkıp yepyeni bir şey denedi ve aslında bu bir kumar yani. Hı hı. Bir bir noktada baktığın zaman e, Diablo hala bunu cesaret edemiyor mu? Yoksa yani gerçekten community bunu istemiyor mu? Yani bugün mesela atıyorum WoW Classic dedin. Yani benim e, gerçekten aklım almıyor. Yani bir insanlar neden hala WoW Classic'e bu kadar çok meraklı? Diablo sonuna cevap vereyim. Şöyle şimdi e, Warcraft konusuna baktığı zaman MMO, MMORPG sektöründe çok büyük bir noktada. Yani, Tabi başka başka oyunlar var şimdi bileyim. Black Desert Online var, o var, bu var falan ama Diablo'nun çok büyük bir rakibi var. Özellikle son, son, zamanlarda oldukça popülerleşen Path of Exile var. Evet. Yani, ve yani onların, onlar da bir mobil oyun çıkardılar. Path of Exile 2 geliyor. Ve hani Diablo'dan çok daha geniş bir oyun. Yani ben bir, bir ara oynama şansı buldum oyunu yani bir e, talent tacı var oyunda. Ya aklın hayalin durur yani. Ne, ne yapacağını seçemezsin yani. Böyle kocaman bir yer var yani. Abi peki şunu soracağım. Yani Path of Exile dedin. Path of Exile free to play bir oyun. Aynen. Diablo gelecek. Aynen. 60 dolarlık oyun bandında çıkacak. triple play dediğimiz bir oyun. Yani ne kadar e, mücadele edebilecek bununla? Çünkü ya yani Warcraft bugün Warcraft'ın en büyük başarısı bence e, ne kadar çok firma taklit etmeye çalışsa da tahtından edemedi Warcraft. Aynen. Yani ...Warcraft hala Warcraft. Ama Diablo hala Diablo mu? Evet. Diablo hala Diablo i̇şte mu? Sıkıntı orada. Diablo hep Diablo. Anladın mı? Diablo Belki de Diablo'nun Diablo Diablo değişmesi şey gerekiyor. Diablo ay, ama Diablo'yu da değiştiremezsin ki... Abi ...bu saatten sonra yani. Be, kaç senelik oyun... Abi, ...niş bir kitlesi var. Niş kitleye çalışacaksın. E tamam abi. Hani... O, şu, o God of War mesela... ...nasıl kumar oynadı? Veya yeni yeni oyunlar nasıl? O seri oyunlar nasıl değişip kumar oynuyor? Ama abi, bu da bir kumar yani bekliyorum işte dedim. Şöyle... A, ne, yani God of War lan o. Yani, <laughs> o da God of War'u da böyle... Hani, bir, onlar da senelerce hep aynı şekilde oyun çıkarlar. Bir son çıkan, neydi ismi? God of War 3. God of War diye God of çıktı. 4. God, of çıktı Ay, God of War çıktı aynı. Hani evet o çok büyük bir değişiklik yaptılar oyun serisinde. Çok da iyi bir oyun oldu o yani. yani aa, ama hani, Diablo'da ne kadar yapabilirsin ki yani? Ne kadar yapabilirsin i̇şte, yani? O da doğru. Çünkü Diablo'yu değiştiremezsin. Yani. Hani Warcraft direkt bir strateji oyunu. Warcraft'ı değiştirebilir misin kolay kolay? Hani Abi, değiştiremezsin. Oradan bak şuraya geleyim. Abi ha, şunu söyleyeyim ha. hemen ekleyeyim. Yani şöyle ki. Diablo evrenini alırsın abi. Bugün bildiğin senin Diablo oyun türünden farklı bir oyun türü olarak zaten e, piyasaya sunmanı bekliyorum ben. Yani bugün evet Warcraft evreni e, MMORPG bir Peki, oyun. RPG bekliyor musun şu an? Diablo'dan mı? Evet. Diablo'dan gelen Hayır normal Artık RPG değil yapsın yani, yapsın yani, oyun yani, yani. Yani evet, evet, hani mesela da. ne bileyim GTA gibi bir RPG hani bir şey gibi. Ha, yok yok. Yok beklemiyorum ya. Yani onu beklemiyorum gerçekten ama Diablo, Vari, yani Diablo evreninde geçen bir action action adventure oyunu olabilir ya ama hmm. Mantıklı ama şimdi şu, yani olay şu, aa, bu adamlar e, biraz biz bu konuda biraz artık bırakmaya mı desem, ne desem yani... Diablo zaten hani her zaman şöyle oluyor, bir, bir oyun çıkıyor, böyle seneler sonra yeni bir Diablo oyunu çıkarıyorlar. Şöyle bir şey var, e, adamlar artık bırakmaya başladılar oyunları yavaş yavaş, anladın mı? Önce StarCraft'ı bıraktılar, Star bak yani BlizzCon'la hiçbir şey getirmediler StarCraft 2'ye, ne yeni bir StarCraft oyunu var ne başka bir şey var. Sadece oyuna getirdikleri yeni özelliklerden bahsediyorlar. Diablo 4'ü de çıkardılar da yine bundan 5-6 sene sonra yeni bir Diablo oyunu yapacaklar yani belki de bilmiyorsun yani. yani Heroes of the Storm var kenarda. Onlar hiçbir şey yapmadılar. Uğraşmadılar bile adamlar. Biraz uğraştılar baktı hiçbir şey olmadı. Ama dediler sal gitsin. Zaten benim şu an bu Blizzcon'dan anladığım kadarıyla bu herifler gerçekten yıllarda sadece Diablo çalışıyor. Abi ya onlar çalışmıyor. Ya. Son anda e, çalışmaya başladılar. Ya yok, son anda değildir Hayır canım, de. O kadar uzun değil de uzun yıllardır yani. var ya. Çünkü oyunun artık e, oynanabilir demosunu falan da oynattılar oraya gidenlere. Yani oyun uzun zamandır çalışılıyordu belli. Yeni bir şey değil. Ben abi şimdi Blizzard batıyor değil mi? Hani artık ya batmaz. Tamam yani. batmaz da hani şöyle o eski eski Blizzard değil. Statüsü Yapım. düşmeye başladı. Aynen. Eski Blizzard değil abi. Eskiden o Blizzard lakabı deyince ortamda bir sessizlik olurdu. Blizzard, şş, Blizzard evet şimdi artık. herkesin kafasından bir ses <laughs> çıkıyor Mert Bey <laughs> gibi. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bir Blizzard. Şimdi ben istediğim gibi çekip çevirebiliyorum Blizzard'ı. Eskiden Aynen. öyle miydi? Yani Ela mesela... ya düşü kardeşim. Biz bile artık lafını <laughs> yapıyoruz. <laughs> biz yani biz sen şurada düşün. Blizzard konuşuyoruz ya. Utansın ya Blizzard şu an. <laughs> biz Blizzard konuşuyoruz. Hayır abi kardeşim? ya E3. Bak E3'te. <laughs> Özür dilerim. Uh, Path of Exile. Senin Diablo oyuncu kitlenen daha fazla insan çekebiliyorsa E3'te... ...burada bir problem vardır yani. Ama bu herifler o kadar saldılar ki şu an. Hani elde ne var işte? of var, Overwatch var. Bunlarla uğraşıyorlar. Ben de buna sinir oluyorum ki hani... ...yaptıkları işi de bir daha düzgün yapsalar sesim çıkmayacak yani. Anladın mı? Hiçbir şey demeyeceğim yani. Bu arada Overwatch 2 de geldi. Tanıttılar. Yani ne kadar ilgilisiniz bilmiyorum ama... ...Overwatch'u zamanında çok az oynamışlığım var böyle... Hı -hı. Yani Overwatch artık bir noktada şeye geldi. Hani bu e-spor dediğimiz taraflar da artık kendi adını duyurdu. Ee, orada bir ilerliyor. Overwatch'u geçersek... ...Turl'un en sevdiği konuya geldik abi. Hı hı. Ee, Warcraft yeni eklenti paketini e, tanıttı, mi? duyurdu. Shadowlands. Şimdi abi yani biz... Ben bir şey soracağım, bir soru çekileceğim. Turl mutlu musun abi? Abi çok karışık duygular içerisindeyim. <laughs> yani sinematiği izlediğim an böyle hani... Ben yani şöyle açıklayayım kendime, ben bütün sinematikleri izlemişim var, az çok yani. Kimisini vakti zaman izledim kimisini hani sonradan hiç izledim ama ben bir sinematik bu kadar yükselmedi hatırlamıyorum. Yani bir World of Warcraft sinematiğine bu kadar yükselmedi o... mi hatırlamıyorum Yükseldim mi yükselmedim mi? Yükselmedim abi. Ha, o abi hiç yükselmedi. <laughs> yani. Ya abi Lich King Azeroth ve Shadowlands arasındaki abi, o gökü ayırdığı abi zaman abi yok, şey olmadı mı sende? bak bir orgazm yaşamadın mı? Abi neyin <laughs> orgazmı saçma <laughs> konuşmayın yani hani Allah'ını seversen yani koskoca Helm of Dominion'ı kadın geldi böyle iki eliyle ikiye ayırdı hani Ha tamam ayırmasında değilim de yapmazsın ya. Yapmazsın ya bu arada. Hani Warcraft 2 Frozen Throne'dan beri sen bana bir Lich King veriyorsun. Tamam mı? Lich King şöyle, Lich King böyle. ...işte yok bir Lich King olmazsa olmaz. Lich King o adamdır. şöyle böyle. Anasını satayım şeye bir geliyorsun. Pat. Her <laughs> Mob Domination'ı ikiye bölüyorsun. Şimdi ne diyeyim yani sana? Ne diyeyim yani? Ya peki abi ne olacak? Yani bunun anlamı ne yani bu hikaye için? Bu evrende bu hikaye ne noktaya girecekler şimdi? Abi şöyle. Şimdi Shadowlands olayı şöyle bir şey. Ee, World of Warcraft kozmolojisinde e, Azeroth'un e, ...etrafında dönen iki tane daha şey var. Biri Emerald Dream diye geçiyor, diğeri de Shadowlands olarak geçiyor. Shadowlands tamamen e, ölen kişilerin, ölen insanların e, e, öbür dünyaya gitmesi. Shadowlands öbür dünyasına. Ölüler Diyarı. Aynen, Ölüler Diyarı. Bu Ölüler Diyarı'nın içinde de dört farklı e, Covenant dediğimiz e, klan diye çevirebiliriz şey belki. Tam klan değil ama hani e, tribe gibi. Hani işte kavim, kavim Aynen, gibi kavim. yani. Dört tane kavim var. İşte e, Scourge'un, e, Forsaken'ın, Undead'lerin gücünü aldığı bir yer var. İşte böyle ölü, çok işte, e, nasıl diyeyim, çok cesaretli, çok böyle güçlü savaşçıların falan öldüğünde gittiği bir yer var. İşte böyle e, günahları yüzünden, işte e, kibiri yüzünden falan... E, öldükten sonra gittikleri başka bir yer var falan filan. Dört tane mekan getirmişler. Oyun e, gameplay olarak baktığı zaman keyifli duruyor. Ama hikaye çok ilginç bir noktaya gitti. İstemediğim bir noktaya gitti. Ben yani ben hikayenin bu noktaya gitmesini gerçekten istemiyordum yani. Hani üçüncü, üçüncü savaştan çıkıyorsun. Hani bütün Warcraft tarihindeki üçüncü savaş. En büyük üçüncü savaştan çıkıyorsun. Ve e, bunu o kadar hani o savaşı o kadar kötü verdin ki zaten bana. Hani okey abi savaş yaptık ettik işte herkes bir şey kaybetti herkes bir şey oldu işte ne yapacağız şadal nasıl gidip geri mi getireceğiz hepsini ya bu mu yani mantık anladın mı hani... tüm hepsi öldü yeniden uyanlar ha, 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 hepsini geri getirelim yani işte abi biz ee, daha önce seninle konuşmuştuk ya, yani hikaye gereken nokta bence şu anda reboot atmaları abi reboot atamazsın yani şöyle düşün hani hani Diablo olduğu gibi bu adamlar büyük ihtimal şu an ellerinde beş tane daha expansion var eminim var yani bu arada hani Bizim bilmediğimiz beş tane daha expansion var. Belli bir hikayenin üstünde gidiyorlar. Sadece ben şunu umut ediyorum. Shadowlands ek sonunda eğer olayı Void Lord'lara e, getireceklerse... ...Void Lord'lar tarafına getireceklerse bizi ben çok okuyayım Çünkü hani e, kozmolojinin büyük bir kısmını kaplıyorlar. Warcraft kozmolojisinin çok büyük bir kısmını kaplıyorlar. E zaten Sargeras Burning Legion tehdidini de le aşmış bulunmaktayız... Evet yeni bir villain lazım ama bu Silvanas değil mesela yani anladın mı? Yeni villain Silvanas değil yani. <laughs> niye öyle diyorsun abi? Bir önceki expansion'da bu ne Warchief olmadı mı ya? Abi Warchief oldu da ha o da çok ilginç bak. Horde tarafında ki Warchief olayı da bitti tamamen. Hani konseye döndüler yani. Orası da ilginç. Çünkü hikayede o tarafta çok ilginç. Yani Horde böyle bir demokratikleşme havasına girdi. Ama nasıl çözecekler hiç bilmiyorum. Yani Hordu da demokrasitim. Yani. Ya Hordu da bak Alliance varken kenarda şanlı Alliance'ın varken buradan da tarafımızı belli, belli edelim. edelim. Yani, <laughs> yani biraz daha zıtlığı <laughs> yaşatmalı <gülüyor> bize tamam mı? O bir zıtlığı oluşturmalı bence. taraflar belli oldu burada. <laughs> da. Aynen abi burada bir Alliance'la mı belli edeyim? Şanlı Alliance'ın varken Hordu da kimmişti diyorum kapatıyorum. Yani bu şimdi ben Hordu savunmayayım yoksa ezilirsin. <gülüyor> <gülüyor> o zaman... Sağım solum Hord'la şey yapılmış. Umarız. <laughs> Blizzard, Tuğrul'u memnun edebilir Warcraft eklentisiyle. Ee, küçük bir şarkı arası vereceğiz şimdi. Daha sonra devam edeceğiz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. poldesiniz ee, bugün. Ee, yeni konumuz abi Star Wars Mandalorian dizisi geldi. Şimdi öncelikle ben ee, çok dertliyim. Yani Star Wars konusunda son yıllarda... Şimdi size önce sözü vereceğim. Sonra biraz ben burada ağıt yakacağım abi. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Diziyi gördünüz. Öncelikle Disney'in yeni Star Wars hakkında ne düşünüyorsunuz? Hı hı. Ne hissediyorsunuz? Takip ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Ve e, Mandalorian dizisi sizce Star Wars için yeni bir kapı araladı mı? Ben hızlıca e, Star Wars'a en uzak olan kişi olarak hı. konuşmayı gerçekleştireyim. Sonra da siz, yani siz bosslara salayım olayı... Ben Star Wars'ı o kadar iyi bilmiyorum, evreni o kadar iyi takip etmiyorum böyle. Böyle parça parça izledim filmlerini. Fakat son yani şunu biliyorum, eskiden muazzam olan bir şeyi zamanla nasıl bozulur, bunu en iyi Star Wars bize gösteriyor. Warcraft'tan sonra. Warcraft'tan sonra özür dilerim. <laughs> Warcraft'tan sonra. Star A Wars gösteriyor. Aynı sen. kaderi o zaman Lord of the Rings paylaşmasın mı? Yok, yani ben işte işte o işte. işte o Tolkien bak bu uyumuyor. Zaten, aynen. <laughs> bizim bizim Lukas'ımız yok şimdi bizde Lukas yok Lukas davayı da sattı abi yapacak bir şey yok ha. yani artık ee, ilallah etti ve bizim gerçekten yoldaşlarımız, yani bizim yoldaşlarımız her zaman arkamızdadır her zaman destekleriz birbirimizi bizim de arkamızda gizlirt var işte <laughs> <laughs> seni <Sizinki> daha tehlikeli çok <laughs> kötü <laughs> evet abi Turul ne abi düşünüyorsun dizlerimle biz arkada? son bir şey söyleyeyim abi. ben <laughs> kendi fikrimi söyleyeyim abi bu şu anki benden hani, o kadar uzak olan bir şey yani o kadar Star Wars'tan uzak bir insan olarak Mandalorian'ı çok beğeniyorum. Hani daha yeni ben de birinci bölümünü daha yeni izledim. Hani siz daha iki izlediniz. Hı hı. Ben daha bir birinci bölümünü izledim. Fakat anladığım kadarıyla çok güzel sunuyor. Yani sunma biçimi çok iyi. Hani filmin bazen anlatma biçimi çok iyidir. Bazen bir kitabın hani kitapta çok bir hikaye yoktur ama hikaye anlatma biçimi çok iyidir. Veya hikaye çok anlamsa ama çok güzel anlatır o hikayeyi. Bu da bana böyle geliyor. Şu an çok güzel hikaye anlatıyor bana. Ve anladığım kadarıyla böyle e, gerçek bir şey hikayesi böyle dolu dolu bir hikaye background anlatıyor değil mi? Evet. Abi? Tamam sizdedir. Abi şöyle Mandalorian bana ilaç gibi geldi bu arada. Hani gerçekten hani kaliteli bir yani, kaliteli bir Star Wars şeyi ürünü izlemeyeli bayağı olmuş yani gerçekten. Evet ya. Yeni yeni bir şey izlemeli bayağı olmuş. Ve hani o bebek da bitirdiler zaten abi o bebek ha, Yoda, ya Baby Yoda gerçekten ya. Baby Yoda, bebek Yoda süper abi. İnanılmaz ya. tatlı bir şey. Ömrümde bu kadar tatlı yani çok böyle, az şey gördüm. bir de çok böyle tam spoiler çok spoiler olmasın da yani böyle hani o kadar savaşın üstünden sonra o kadar hani fight çıktı, lazerler ateşlendi falan ve Druid Moroit bir şeyler parçalandı sonra böyle bir kutudan böyle bir bebek gibi çıkınca ben Aa, oldum yani anladım o Yoda ya. Ya, aklım çıktı böyle. Onun dışında tabii hani ee, çok kötü abi yani ee, gerçekten ilaç gibi geldi abi. Düşünsen hani iki tane film yapıyor herifler. Kocaman kocaman iki tane film yapıyorlar. Ondan zevk almayıp gelip şu evde oturdum oturup izledim mandala yanından daha fazla zevk almam da çok ironik bir şekilde komik yani. yani baktığın zaman. Ve hani çok tatlı bir yer anlatıyorlar. Tam çok sweet bir spot yani. İmparatorluk çökmüş. Hani ...Milli importluk parasını falan kullanmıyor yani o kadar çok yani bitmiş yani. Evet, evet. tam altıncı tam, filmden sonrası. Aynen evet, tam altıncı filmden sonrası. Hani gerçekten çok güzel bir, ele almak için çok hoş bir yer. Yani karakter de gerçekten hoş. Ya, yan karakterler de çok hoş, hani. E, o yüzden ben çok keyif aldım abi. Onun dışında ta, Legacy miydi ikinci seri? Legacy mi deniyordu? Le, Legend... Şöyle, e, şey mi soruyorsun? Canon Legends ha, ayrımını mı Canon Legends değil mi? Hı -hı. Ha. Evet. Legends şeyini hani bizi dinleyenler de izlemiştir e, çıkan filmleri. Ben yani gerçekten üzgünüm, <gülüyor> kırgınım. <gülüyor> yani o ayrım şöyle abi. Yani e, keyifsizim. Öyle. E, olayı bilmeyenler için şöyle kısa bir özet geçeyim. 2012 yılında e, Lucas, Lucas filmi, e, Lucas filmi içinde bulunan işte Indiana Jones, Star Wars gibi e, IP'leri Disney'e sattı. Ve Disney o noktaya kadar olan Star Wars için konuşuyorum. Üretilen materyalleri ana film altı tane film dışında. Üretilen o güne kadar çizgi roman, roman, oyun ee, ve diğer birçok işte materyalden üretilen hikayeleri. Dedi ki bunları çöpe atıyorum ben. Ben kendi Star Wars'umu yazmaya başladım. Bundan sonra çıkacak her şey benim elimden çıkacak her şey Canon sayılacak. Bundan önce okuduğunuz, oynadığınız, ettiğiniz şeyler Legends'dır abi dedi. Şimdi burada bir ayrım var. Legends e, artık Yani bıçak keskinliği gibi bir evet. ayrım var yani. Net kesti yani. Hı. Bir noktada da hak vermiyor diyelim çünkü Legends'ın artık gerçekten ipin ucu çok kaçmıştı. Hı hı. Yani Palpatine'nin klonunun klonu falan vardı tabii, ve tabii. okuduğun zaman şey oluyordum böyle abi ne ne olduk artık ya ne ya yapacağız geri yani. geri getirdiler ama hmm. herifi bu arada. Evet yani, herifi hani hani de geri getirdiler. Palpatine'den kurtulamıyorsunuz abi. Yok. Ya abi o o noktada olur. var ya o kadar çok dertliyim ki filmler noktasında. Hı hı. Yani bak işin ilginç tarafı şu. Gerçekten dediğin gibi bak e, sen e ana Skywalker serisini bitirecek bir film yapıyorsun. Bak Hı -hı. bunu da bu şekilde tanıtıyorsun. Yani efsanevi saga'yı noktalayacak film diye. Yemin ediyorum fragmanı çıktı izleyesim gelmiyor. Zerre heyecanlı değilim. Şu Mandalorian çıktı. Gerçekten ilaç gibi geldi. Aynen. Yani bir e, Star Wars evreninde bir western dizi izliyorum gibi abi. Aynen aynen. Yani şahane ya gerçekten Pilotu da öyle çok büyük bir pilot değil. Artık gerçekten bu Jedi'dır, bilmem nedir Sıkmıştı. Sıktı abi, aynen ya. Yani. Sıkmıştı. O Western tadı çok güzel ama. Western tadını çok iyi veriyor abi ve gerçekten de e, uzun zamandır da hani Legends'ta e, şey muhabbeti çok geçerdi. Ne derler? Mandalorian ırkı hakkında çok fazla bilgi vardı, aynen. çok fazla hikayeler vardı. E, şimdi yeniden e, bu ırkın kanına dahil edilmesi ve muhtemelen dizide de e, ikinci bölümde sanırım. Bir ufaktan çıtlattılar bize Mandalorian ırkının nasıl bir ırk olduğuna dair işte. İlk bölüm sonu muydu? İlk bölüm de olabilir, Böyle ikinci bir bölüm şey. de olabilir. tam Hatırlayamadım şu an. I have spoken abiyle Aa, konuşurken. I've spoken, aynen. <laughs> yani orada bir hani Mandalorian ırkına da bir background'a girecekler gibi duruyor. Şu an için gerçekten Star Wars'ta yolunda giden tek şey Mandalorian diyebiliriz. Yani. Peki bundan sonra toparlar mı sizce? Abi ya bak... Ben ...çok net şeyimi söyleyeyim sana bak? Gerçekten <laughs> çok net şeyimi <laughs> söyleyeceğim sana. İki tane kocaman kocaman... ...film yapana kadar bana on tane... ...mini dizi yapsalardı ben yeminle... ...daha çok keyif alırdım. Abi ya yani, bu gerçekten arada yani. yani neyi toparlayacak abi toparlayacak bir şey kalmadı elinde. Peki bir şey zor. hani şunu sorayım. Adamlar Palpatine'i geri getirdiler. Abi Pala, ne yapsın lan? Yani <laughs> adam Palpatine o kadar Adamın adam. aklında o kadar fikir yok ki. Adamın anlatacağı hikaye o kadar boş ki. O kadar anlatacağı hiçbir hikaye yok ki. E yani şimdi bir dakika. Yok yani şey olarak diyorum. Ana Canon hikayeden. Yani. Kanon hikaye evreninden oldu. bahsediyorum. Adam Palpatine'i getirdi gerçekten yani. Bu noktada abi Last Jedi'den çıktıktan sonra ben şey oldum böyle aa sizin anlatacak bir hikayeniz yokmuş ya. Siz ne diye film çektiniz ki abi o zaman? E, siz bunu hikaye olarak bildirilen manifestolar bir bitseydi. Ya yok yayınlayamazsın ki hiçbir şey yok yani. <laughs> Kia'da döksen gerçekten bir şey anlatacak hiçbir şey yok. Bu sayfa ya tutmaz yani. yani hikaye ana pilot. Abi bomboş bir şey yani. Şu noktadan sonra hani Disney Plus da geliyor biliyorsunuz işte ha. Netflix rakibi Yarış, olarak Disney'in. girdi. Yani Mandalorian'la çıktılar. Bence çok iyi bir noktada ilerliyorlar şu anda. Biz burada yakında hiç para vermeden dizi şey para vermeden dizi izleyemeyeceğiz evet. Amazon Prime, Netflix, Disney Plus... Ama çok da değil kanka, şimdi çok, şöyle... Çok. Abi üç bak tanesi çok. Abi. Bak, üç çok tanesi çok. Şimdi ben sana sayayım. Netflix zaten bir cepte. Netflix artık Allah Disney Allah Plus geliyor. Yani önümüzdeki yıl muhtemelen e, ülkemize de gelebilir. Tolkien filmi dizisi çıktığında ha. da Amazon Amazon, Amazon geldi. Amazon e, daha da başka dizileri de var çok yani şey Amazon'un. YouTube şey var, YouTube Red var. Yani o kadar büyük bir, bir contestör. Ama değil onun ama. dışında bir o de var yani. HBO Max var. Yani HBO'nun kendi şeyi, Warner filmleri falan da içinde dahil olacak. Bir de Apple girdi abi işin içine. Hmm, bu bu gidişler nasıl zaten? Yok biz yani korsan istedim. Ne ko korsanı evet, tavsiye <laughs> evet, etmiyoruz. Korsanı tavsiye etmiyoruz abi. Ama HD <laughs> <laughs> korsanı korsanı izlemeyin arkadaşlar. Yani alın, size bir ay orada takılın, bir ay orada <laughs> takılın. o şekilde şey ben yapabiliriz. Ben size hesap açarım. ya da şöyle yapalım abi. Üçümüz biri sen bir şeye, biri sen bir şeye, aynen biri abi. ben bir şeye. Aramızda dönelim abi. Bence abi. Bir şey şaka <laughs> değil bu. Yapalım bunu nasıl izleyebiliriz? Yoksa gerçekten izleyemeyeceğiz. <laughs> Yani Star Wars için son olarak şunları söyleyebilirim. Ee, ben Star Wars'da bu Jedi ve Sith olaylarını seviyorum. Şöyle seviyorum. Ee, Star Wars'un bu masalsı tarafını bence çok güzel yansıtan elementler bunlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, KOTOR döneminde işte. Yani Knights of the Old Republic döneminde oyunlarda bunu çok iyi işlediler abi. Yani filmlerde bunu hala adam akıllı işleyemediler. Şimdi... Önümüze gelecek olan filmler de var daha. Bu ana seri bittikten sonra. Bu yeni serilerde belki Kotor dönemini işleyebilirler. Ama dizi olarak Mandalorian bence çok iyi bir tercih. Buradan ufak ufak ilerleyebilirler. Küçük küçük Star Wars hikayelerini alıp bu şekilde anlatmaları çok güzel bir tercih olabilir. Demek ki şu varmış abi. Demek ki çok özür dilerim. Ee, demek ki şu varmış Star Wars'tan o küçük küçük hikayeler bitmez. Yani o Star Wars demek ki o kadar büyük bir şeymiş ki yani her ne kadar doldu dese de adam bir, bir yerden bir şey çıkartıp bir şey verebiliyormuş. Ha, Fallen Order çıktı Jedi. Fallen evet. Order çıktı mesela. Evet. Yani. Mesela o, o, yani o bambaşka bir şey, olay. Söylediğin şeyin en büyük örneklerden evet, Mesela Jedi Fallen Order ve oyun olarak çok kaliteli bir oyun. Yani Bunu hani hikayesi evet. sen onun, onun hikayesini tamamıyla bir çocuk yazsaydı... ...gene oyun olarak da hani teknik oyun olarak da çok kaliteli bir oyun. Fallen Order'ı e, haftaya bırakıyoruz abi. Aynen. Haftaya Fallen Order üzerine detaylıca konuşuruz. bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, ee, hepiniz hoşçakalın. Haftaya Herkese görüşmek iyi üzere. Diyoruz. İyi akşamlar.